Hava gelsin. Daha rampa var mı? Rampa var mı daha? Açıp ayağıma gideceğim. Gel. Gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Sağ ol abi. Çayın var mı abi? Amca çeviri bu taraf değil mi? Çevirin. Hayır. Arkadaşlar, ön lastik dinledi maalesef. Şimdi şurada bir cep var. Oraya gideceğim. Burası çok dar. Sıkıntı olabilir diye. Ya çok inanılmaz tuhaf ya. Ölçümün böyle bir sıkıntı vardı. Gel bir şey ölçüm. Tanıyor musun abi? Yıllardır bu spor yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Dostlar, bisiklet adamdan herkese merhabalar. Acı payam sürüşüm başladı. Başlar başlamaz suya girdik. Biraz yavaşlayalım bakalım. Bir tık geç çıktım. Yani çünkü hava buz gibiydi. Yani bunu bir yarım saat civarı geç başladım. Bunu yolda telafi ederim diye düşünüyorum. Yani inşallah ederim. Çocuklar beni kesiyor. Saldırmazlarsa iyi. Evet, baktılar. Acıdılar sanırım. Zaten sabah hiç basacak bir şey de değilim. Şu anda daha ısınmadım henüz. Yani durup bekleyecektim yani. Neyse dostlar, şöyle bir 300 km atalım dedim. Rotamı hazırladım, kağıtlarımı hazırladım. Aslında benim bir Ankara planım vardı. Ankara'daki tanıdıklar, bisiklet grupları birkaç kere böyle buralara da gel orada falan diye. Kaç böyle söylemişlerdi. Hadi oraya gideyim dedim. Ama yani orası rota biraz tuhaftı. O arada Arif'le de konuşuyorduk. Ya madem buraya gel dedi. İyi dedim, daha ona mantıklı. Hesapladım. Zaten 300 artı kilometre. Benim için de yeterli bir mesafe. Bakalım çıktık. Şu ileride yine köpekler var. Onların saldırmasını bekleyeceğim. Falan filan yani. Bak viteslerimi ayarlayayım da. Ne olur ne olmaz. Evet, bugün buralar köpek yönünden sakin gibi. Yoksa şimdiye kadar çoktan kovalamaları lazımdı. Bakalım çıkacak herhalde karşımıza. Ama ana yola çıktığımızda var, onu biliyorum. Hava soğuk olduğundan mecburen kışlık kıyafet de getirmek zorunda kaldım. En azından sabah biraz soğuk geçecek yani. Eldivendir, cekettir. Bunlar tabii ekstra bagaj demek. Bisiklet biraz ağırlaştı. Yani bir 2 kilo falan daha bindi herhalde normal zamanlar. Hadi şuna yetişmem lazım. Yapma Volkan. Daha kadroyu saymadık. Volkan! Evet arkadaşlar, resim olarak başladık. Bakalım bu defa neler yaşayacağız. Hayır. Kes. Kes. Güneşin doğdu diyorum ya. Abi çık. Çık arkana yapışayım. Çık. Lan çok erken hızlandım. Aman. Güneş çok güzel ama henüz ısıtmıyor. Yani arkadaşlar, şu üstündeki ceket bayağı sağlam bir ceket. Ben bunu karlı havalarda kullanıyordum. Yani çok sıcak tutan bir ceket normalde. Ama şu an efsane soğuk ya. Dondum. Ellerde para eldiveni var. İnşallah denizli sıcaktır. Yani en azından oraya doğru giderken hava ısınır yani. Arkadaşlar, burada 4 kilometrelik bir tırmanış var. Başladım, 200 metre geride kaldı. Bu rampayı seviyorum. Tam böyle ısınmadan buraya giriyoruz. Burası başlıyor ve sizi ısıtıyor.
arabalar olmayınca o kadar sessiz ve sakin ki, o kadar huzur verici bir ortam ki anlatamam. Ama araba gelince trafikte yolda olduğunu hatırlıyorsun birden. Mod gidiyor yani. 30 km hızı geçtiğim zaman hava efsane üşütüyor. Yani şu an güneş, yani tabii Eylül'ün sonlarına yaklaşıyoruz ama. Yani sonbahardayız. Bir de Kütahya ve çevresi sonbaharı pek yaşamıyor. Yani direkt kışa geçiş bir havası var böyle sürekli olarak. Yani biz burada birden tişörtü çıkartıp mod giyiyoruz yani, öyle düşün. Ve bir ince bir hırka alayım çıkayım yok yani. 3-5 gün. Ondan sonra direkt monta geçiyoruz. Ağzıma bak olduğu için ağzımı rahatça hareket ettiremiyorum. Dilimi ısırdım ya. Ya çok soğuk be. Hadi ısın artık hadi. Saat kaç? 7.45. Evden çıkalı neredeyse bir saat oldu. Henüz durmadım. Zaten duracak da bir neden yok. Karnım acıkmadı. Yaklaşık 10 km sonra Altıntaş sapağı var. Oraya doğru döneceğim. Oradan Uşak tarafına, Uşak'tan artık Denizli'ye doğru pedallarımızı basacağız. İyi gidiyor. Sıkıntı yok. Hava biraz daha ısınırsa sevinirim. Olmazsa üzülmem. Hadi bakalım. Oldu. Acayip soğuk yedim yani. Hava ısınmaya başladı. Saat şu an tam olarak 9. Yani yaklaşık 2 saat. 2 saat 6 dakikadır yoldayım. İyi gidiyor. Sorun yok. Havanın ısınması, yani biraz daha ısınması lazım. Geçtiğimiz hafta hastaydım zaten. Hala boğazlarım biraz ağrıyor. Hastalığım tam bitmek üzereydi. Biz de bu yola çıktım. Umarım kötü yönde etkilemez. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şu anda Uşağa 85 km civarı bir yol kaldı. Oradan çıkıp Denizli yoluna sapacağım. Allah sana devam. Gel. 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 Gel kuzum. Gel. 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 Of, of. Umarım alırsın oradan. Bir tane ekmeğimi feda et. Yavruları var orada. Yeni doğurmuş. Biraz da korkuyor tabii. Yavrularından pek ayrılmıyor. Attığım yemek zaten önüne düştü. Yani oradan her türlü alır yani. Arkadaşlar şu anda Zonguldak'a geldim. Kurtuluş Savaşı'nın kıran kırana geçtiği bölgeler. Topraklarda çok fazla şehit kanı var. Buradan bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani buraları görünce insan aklına şu anki durum geliyor. Yani dedelerimizin, atalarımızın kan döktüğü bu toprakları böyle sanki, yani savaşta değil de parayla satıyoruz yani şu anda. Yazık, üzülüyorum. Ülkemizin şu andaki durumu bu gidişatta. İnşallah her şey düzelir. Bu sürede köpek var mıdır? Varsa sıçtık. Selamünaleyküm. Bisiklet üstünde döner keyfisi. Dostlar, 63 km oldu. 2 saat 55 dakikadır yoldayım. İyi gidiyor, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yollarda çok fazla lastik parçaları var. Bunlar telli lastikler oluyor. Kaplamalar yani. Kamyon tekerleri genelde öyle oluyor. Bunlardan çıkan küçük tel parçaları maalesef bisikletin lastiğine giriyor. Yani
İstediğiniz kadar zırhlı lastik alın. Arkadaşlar otellere çözüm yok. Girecek oldum mu zırh falan dinlemiyor. Yani çok ince olduğu için sizin yola lastike uyguladığınız basınçla birlikte böyle ok gibi saplanıyor yani. O zırh bile zırhın arasından geçiyor resmen. Maalesef zırhlar bir tabaka halinde değil, örme şeklinde olduğu için illa örülü alanlardan bahsettiğim teller geçebiliyor. O yüzden yolda o kaplamalı lastik parçalarına dikkat edin, uzağından geçmeye çalışın. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şu anda 86 km oldu. Banaz'ı geçtikten sonra Denizli'ye yol kıvrılıyor. Sivaslı tarafına çıkıyor yani yol. O yola gireceğim. Oradan Denizli'ye doğru devam. Hiç mola vermedim arkadaşlar. Durmadım. Sularım var. Bir damacana bitti. Bir damacana diyorum. Damacana ne lan? Mataram bitti. Aslında yorulmadım da ağzım niye kaydı ya? Neyse. Bir matara bitti. Diğeri dolu. Muhtemelen Denizli tarafına dönene kadar yetecektir. 3 saat 4 dakikadır yoldayım. Devam. Hadi bakalım. Aa, tren geçiyor. Yapma bu işler. Yapma. Yapma. Kapat. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Sağ ol abi. Çayın var mı abi? Tamam, paket. Buraya yerleştiremedim mi? Çocuklara da inesin diye. Dışarıdaki paket. Ha, değil mi? Valla gerçek gibi duruyor ya. Kolay gelsin. Tamam. Bir çay alabilir miyim abi? Arkadaşlar şimdi bir mola var. Bir çay içip yemek yiyip devam. Teşekkürler abi. Bu kadarcık yeter. Sezonun sonu geliyor. Nasıl? Sezonun sonu geldi. Ha, doğru. Geldi. Kapatıyor musun burayı? Bayın sonuna kadar devam edeceğiz. Geldi de havalı mı doldu mu? Havalı abi. Gördüğüm böyle bir bisikleti vardı. Necem bisikleti. Haa. Doğrudur. Onun altı var yanını çıkardım. Rahat rahat çıkardım. Diğer bisikletten çıkamazdım. Onlar o vitesliydi. Tabii. O da böyle ince de geldi. Onun el koymuşum. Tanıyor musun abi? Aa, iyi. Akkale'de kaldım. Tanı sahası var bu konu. Aa, çok iyi. Adam piyasadan çekildi ya. Görüm ya. Aslında Yeşilçam'ın bir kısmı devam ediyor. Etse eder aslında da demek ki istemiyor artık, bilmiyorum. Onun rolü yok şu an ikinci zirada. Değil mi? Doğru tabii. Aslında daha fenaları var ama. Evet. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar 91 km oldu. Toplamda 16 dakika bir molam var. 190 km gibi bir yol kaldı. Birazdan Denizli tarafına sapacağım. Devam edeceğiz bakalım.
iki tane sporcuyla karşılaştık. Onlarla bir süre devam ettik. Biraz tabii mola süren uzadı tabii. Biraz fazla durduk yani. Gökay abi ve Yasin abiyle de selam var. Onların da yolu açık olsun. Biraz geç kaldım. Muhtemelen gece geç vakitleri bulacak. Tabii yolun durumuna bağlı. Sivaslı'ya kadar ki rotayı bilmiyorum. Oradan sonrasının ezberinde ama oraya kadar bilmiyorum. Bakalım neler getirecek, neler götürecek. Evet arkadaşlar, şu anda Sivaslı tarafına döndüm. Amca Çivril bu tarafta mı? Çivril. Hayır. Sivaslı. Sivaslı bak. Hemen yoldan bu tarafa giden. Aşağıdan. Haa. Oradan gitmek yani. Tamam, sağ ol. O ışıklara döneceğim değil mi? Işıklar var orada. Tamam. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 kilometredir yolu böyle biraz sıkıntılı, bozuk. Herhalde Sivaslı'ya kadar böyle. Sivaslı'ya vardığımda Denizli'ye 115 kilometre kalmış olacak. Şu anda 155 kilometre devam ediyoruz. Devam. Arkadaşlar ön lastik binmedi maalesef. Şimdi şurada bir kep var. Oraya gideceğim. Burası çok dar. Sıkıntı olabilir diye. Yani böyle yolculuklarda hiç ön lastiğim patlamamıştı. Arkayı kontrol etmedim. Belki arkada gitmişti. Hah, şu gölgede yapayım. Güzel yer buldum ama. Rampa başlamadan. İnanılmaz tuhaf ya. Böyle yolculuklarda hiç... Şu an var ya, darmadağın ya. Sıkıntılı bir durum var ortada. Neyse ben şu lastiği bir yapayım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Dostlar şimdi lastiği değiştirdim. Çok vakit gitti. Çok zaman kaybettim. Kötü oldu. Neyse. Telafi edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yolda sizlere kamyondan çıkan lastiklere dikkat edin. Yanından geçmeyin falan filan. Arkadaşlar aynısı. Bir kere saplanmış. Yani maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu oluyor. Artık yapacak bir şey yok dediğim gibi. Yani emin olun zırhlı lastik bile olsaydı o geçerli. Çünkü çok tuhaf bir şey yani. Tuhaf bir tel. Devam ediyoruz arkadaşlar.